Şimdi ekranlarınıza gelen haber, bunu bir insan yapamaz diyeceğimiz cinsten. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir sokak köpeği domdom kurşunuyla vurulmuş halde bulundu. İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bir sokak köpeği domdom kurşunu ile vurulmuş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden hayvanseverler köpeği hayvan hastanesine götürerek tedavi altına aldı. Yaralı köpeği almaya gelen Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, domdom kurşunlarının köpeğin sağ arka ayağı ve boynuna isabet ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Vallahi malum yer yine İslahiye. Artık biz bu istihayeden ne yapacağız bilemiyorum. Bu hayvan maalesef domuz kurşunuyla, domdom kurşunuyla tabir edilen kurşunla boynundan ve arka ayağından vurulmuş. Gördüğünüz gibi boyun parçalanmış, arka ayak parçalanmış. Bu resmen bir vahşet ya. Bu vahşet nereye kadar devam edecek arkadaşlar? Bunun bir sonu olmalı artık. Yani insanlık nereye gidiyor? Ne oluyor böyle? Bunu yani gerçekten bir sorgulamamız lazım bizim. Orada yazmakla bu işler olmuyor arkadaşlar. Bu iş yürek işi. Biraz da sahaya inin, bunları görün. Masa başında, klavye başında bugün bir çocuk da yazıyor. Bugün bir büyük de yazıyor. Bu yazmakla olmuyor ama bu. Yani gerçekten olmuyor. Biraz da eli taşın altına sokun. İstahiyede görüyorsunuz, Bekir Şentürk kardeşim sizler sayesinde tek başına uğraşıyor. Antep'te Cahide Derneği olarak biz uğraşıyoruz. Ve belediyeler nerede arkadaşlar? Nerede bu belediye? Koskoca şu İstahiyede belediye nerede? Bir yetkilisi yok mu ya? Bu can taşıyor, bu Allah'ın bir şeyi ya. Yazık, yazık günah ya. Köpeği yaralı halde bulan Uğur Beydili ise köpeğin vurulmadan önce kendisinin sahiplendiği köpeklerle birlikte kaldığını söyleyerek son birkaç gündür köpeği göremediğini ifade etti. Benim köpeğimin yanında geziyordu. Yaklaşık bir haftadır kayıptı. Beni birisinin sahiplendiğini düşünerek hiç aldırmadıydım. İki gün önce akşamüstü hayvanlarımı yemlemeye geldim ve köpeği yaralı bir şekilde yine benim akarımın önünde gördüm. O görür görmez Bekir Bey'e haber verdim dedim. Bu hayvan çok kötü bir şekilde yaralı. Bununla ilgili neyse bir çalışmalarımız varsa yapalım. Dün geldik Bekir Bey'le keşfettik. Ondan sonra Antep'te Cahideler Derneği'ne bilgi vererek hayvanı Cahide Derneği'ne teslim ettik. Ya bu bölgede mi vurulmuş olabilir diyorsunuz? Ben bu bölgede görmedim. Görseydim zaten bu da ev az. Bilmiyorum artık. Başka bir yerden vuruldu mu geldi? Nasıl? Siz hayvan sahibisiniz. Bu nasıl bir, yani niçin vurulmuş olabilir? Yani sizin kanınız ne olabilir? Şimdi bu hayvanlar sokak hayvanı olduğu için bu hayvanlara biz insanlar olarak da önemsemediğimiz için bu hayvanlar aç kalıyor maalesef. Aç kalarak da ne yapıyorlar? Bir insanı da bir yerde aç bırakırsanız ya sağa saldırır ya sola saldırır. Bu hayvan da büyük ihtimal benim düşüncem ya birinin tavuğunu yemiştir, ya cücüğünü yemiştir, ya kuşunu yemiştir. O yüzden kurşunlanmıştır yani. Yani bu bizim insanlığımızın büyük bir kaybı.